değerli izleyiciler, Referanduma Doğru programıyla referandumun nabzını tutuyoruz. 15 Nisan'da 16 Nisan günü Türkiye kaderini belirlemek için sandıklara gidecek. İşte o güne kadar sahalarda olacağız ve referandumun nabzını tutacağız. Sevgili izleyiciler, bir ak noktadayız. Şu anda İçerenköy, Ataşehir'de bir ak noktadayız. Şimdi ak noktaya bir seçmenimiz yaklaştı ve burada da bir rozet var. Diyorum ki amcama, siz denizci misiniz, emekli misiniz? Emekli de değilim, denizciyim. Denizciliğin de hastasıyım sonra. Hani denizciliği çok desteklerim. Ve ikinci bir sefer palavrayı istemem, babamdan kalma doğruluk. AK Parti'yi A'den Z'ye iki evladımı nasıl seversem aynısını severim. Peki. Değerli amcam, isminizi bahşeder misiniz? İsmet Yenik. İsmet amcam. Şimdi 16 Nisan'da Türkiye kaderini belirlemeye sandık başına gidiyor. İnşallah. Ak mı, kara mı, evet mi, hayır mı hep birlikte göreceğiz. Evet. Millet iradesini oylamaya gidecek sandıklara. Ne düşünüyorsunuz seçimle ilgili? Yaradan yardımcımız olsun, inşallah 60'ı açacak. Hangisi açacak? AKP. Allah büyüktür inşallah. %60'ın üstünü bekliyorum ben, altını değil, ama bu millete güvenilmez. Milletin gözü kör. Partizan değil. Gözü kör. Yapılan bir iş oluyor. Bak, buranın ben 20 senedir buranın olduğunu biliyorum. Şimdi oradan iniyorum, oraya gidiyorum. Oradan biniyorum, Tavşantepe'de iniyorum. Oradan hastaneye gidip geliyorum. Para pul yok. Amcacığım, yeni Türkiye'de gelişen, üreten Türkiye'de hastanelerin gelişimini nasıl buluyorsunuz? Bir öz ana kırklı bebeğine böyle bakmaz. Hani bir öz ana kırklı bebeğine böyle bakmaz. Öyle bakılmaz. Hastanede sıra bekliyor musunuz artık? Ne sıra, ne var ki ne sıra bekliyorsun? Sıra bekleme, sırf kanda sıra bekliyorsun. Onu da beklemesen kan çıkar zaten. Orada kan numaran var. Numaran otur orada. Ayakta da beklemiyorsun. Oturuyorsun oraya. Oradan koltukta numaran yanıyor. Gidiyorsun. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gençlere nasıl izah edersiniz? Nasıl edeceğim? İnsanlık izah ederim. Babamın gözünün önünde ininin zamanla jandarma Türkçe Kur'an-ı Kerim'i çinlemiş. Kadınların belinde peştemalı yırtmış. Bunu el söylemiyor. Babam bana söylüyor. Ben insanlığı babamdan öğrendim. Benim hocam anam. Eremre Şrahlike'yi anam bana vasfat etti. 7 yaşımdayken öğrendim. Bir komşum Lilafi öğretti, insanlığı öğretti. Babam anam hırsız olma, insan ol. Büyükleri anandır, küçükleri kız kardeşindir. Bunu bana öğretmiştir. Onlarda ne öğrenmesi, öğrenme yok ki. İnancı olmayan kişinin hiçbir zaman inancı olmaz. Kimseye inanmaz. Ben varım, ben varım. Sen varsın da ne yapıyorsun, ne yaptın, ne iş görüyorsun? Şeye hiç unutmuyorum, bak bunu da söyleyeyim. Ethem Efendi Caddesi'nin başında duruyorum. Bir arkadaşım var, İspirli. Dedi ki İsmet abi, Ethem Efendi de yav dağı diyorlar. Ramazan'a iki gün var. Ramazan geliyor mübarek, oradan dedi yav al. Oraya gittim, param var. Yağ sırası bana bitti. Ya hırsızlık mı yapıyoruz acaba ki dedim. Hala utanıyorum vicdanım. Sene kaç amcam, İsmet amcam, sene kaç? Ecevit'in olduğu zaman. Yani 75... 75, 76. 75 falan, o kadar yok da yok. 72, 73'lerde falan. Tabii ya. Hani orada yav kuyruğunda beklediğimi biliyorum ben.
Kuyu başında tüp kuyruğuna girdim, adamına nizâ ediyor. Tüp var, tüpü vermiyor. Ne bakıyorsun yüzüme diyor. Biz bu işleri yaşadık. Ve bu öyle bir şeyi ana kucağında yaşarım. Bundan sonraki bekleyeceğim cennet. Yani diyorsunuz ki gençlere, gençler artık yeni Türkiye'de tüp sıraları yok. Hiçbir sıra yok, hiçbir sıra. Bizim hanım ayın 27'sinde vefat etti. Çekmeköy merkez, merkez köyün şeyine gittim. Herkes ayak kalktı. Bütün oradaki memurlar bana ayak kalktı. Saygı, Allah razı olsun dedi. Nereyi istiyorsun? Filan yeri verelim, filan yeri verelim. Dedim burası yakın. Geldi önüme geçti bana. Burası sulak, buradan olmasın. Şuraya al dedi. Bir de gitti ayrıyetten. Bana da indirim yaptılar. 700 liraya hanımın kabrini aldım. Hiçbir şeye karışmıyorsun Sıtkı Efendi. Ben hediye aldım hanımıma. Yeri de bana 2000 liraya verdiler. Öbür yeri de. Bu da sana bağışış olsun. E bundan başka daha ne var? Eskiden diyorsunuz ki cenazelerimizi... Benim kızım vefat etti. Kucağımdan düştü. 78'de koymaya yer yok. Nereye gidiyor? Polis telefon ediyor. Savcıya yetmezmiş meğer orada. Boşuna telefon ediyor. Geliye bizim arabayla bir de gitti şeye Cevizli Bağı'na bıraktık, geri geldik, savcı geldi, savcının telefonundan arıyor. Dünya yalanla dönüyordu. AKP geleli yalan kalktı, dolan kalktı, insanlık geldi, saygı geldi, ilim geldi, çalışma geldi. Bundan başka ne olur da? Bolu Dağı'nı sel alıyordu tünelden. Nerede sel, su nerede? İçmeye su bulamıyorsun. Nerede bu su? Su kayboldu. Palavraya gelince hep su. Doğruya gelince yok. Allah selamet versin. Sevgili izleyiciler, bize söz düşmüyor. İşte arif insanlarımız, bilim adamlarımız gibi konuşuyor. Ve eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı böyle izah ediyor gençlere. Muhabbetle bir yürüyüşe çıktık. Bizler burada hep beraber bir yürüyüş yaparken kadın kollarımız bütün ekibiyle sahada ev sohbetlerinde, evlerde ablalarımızla, hanımefendilerle beraber her sokakta, her mahallede yüzlerce hanım kardeşimiz ev sohbeti gerçekleştiriyor ve milletin niçin evet demesi gerektiğini kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla paylaşıyor. Zira bir tarafta tezviratlarla, tahkirlerle milleti korkuya, endişeye sevk etmek suretiyle kara bir propaganda üretiliyor. Ve bunu bizzat bir partinin lideri alenen yalan söylemek suretiyle yapıyor. En basit bir örneği vereceğim. Daha dün 18 yaşında, evet bizler seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Zira seçim demek, seçilmek demek, meclis demek, temsil demek. Toplum kimlerden oluşuyorsa onların mecliste temsil edilmesi lazım. Evet, gençler var, gençler temsil edilecek. Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi, profesörü, kimi varsa, yaşlısı, genci, kadını, açığı, kapalısı, kim varsa, yani toplum neyse onlar mecliste temsil edilecek. Öyleyse milyonları aşkın, 10 milyonun üzerinde gençleri temsil edecek gençlerimizin önü açılacak. Ve gençlerimiz bu ülkenin siyasetinde, idaresinde söz sahibi olacak. Seçme hakkı verilen seçilmeye de hak kazanmış olacak. Bunun gerekçesi budur. Ve ancak bunu gölgelemek için ana muhalefet lideri çıkıp söylüyor. Diyor ki ya neyi oyladığını ya nerede milletvekilliği yaptığını bilmiyor ya da bilerek yalan söylüyor. Diyor ki 5 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra ömrünün sonuna kadar maaş alacak diyor. Zinhar yalan. Böyle bir şey yok. Milletvekilliğinden sonra hayatına devam edecek, gününü dolduracak, yaşını dolduracak, sizin gibi, bizim gibi yaşı geldiğinde emekli olacak. Toplumu kandırmaya, toplumu yalanlarla
korkuya, endişeye sevk etmeye gerek yok. Onun için bütün teşkilatlarımız bugün sahada. Bizler de kol kola bir muhabbetle bugün burada bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdik. Bundan sonra Ataşehir'in her mahallesinde hep beraber çok güçlü yürüyüşler yapacağız. Ve milletimizi sonuna kadar doğru bilgiyle donatma adına ve niçin evet demesi gerektiğini anlatacağız. Öyleyse istikrar için, evet. Güçlü gelecek için, evet. Güçlü Türkiye için, evet. Lider Türkiye için, evet. Geleceğimizin inşası için, evet. İstikrarın sürmesi için, evet. Vatan için, evet. Millet için, evet. Devlet için, evet. Bayrak için, evet. Evet, evet, evet diyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli teşkilat mensupları, Ataşehirliler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Muhabbet köprüleri kurmak adına çıktığımız bu sevgi yürüyüşünü burada nihayetlendirmiş bulunmaktayız. Ama bizim teşkilatlarımız, milletimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız her yerde, her alanda, ev ev, sokak sokak, cadde cadde bu haklı davayı anlatmak için yollara düştüler, yollara revan oldular ve onlar sırtlarından akması gereken son damla terin akacağına kadar çalışmalarına gayret edecekler. Çok fazla konuşmayacağım trafiği meşgul etmemek adına, ama bizim milletimizin gönül gözü bir terazi gibidir. Gönül gözü hassasiyeti vardır. Dolayısıyla kendisi için yüreğe yananla yanmayanı, laf üretenle iş üreteni iyi bilir ve ona göre kararını verir. İnşallah 29 gün sonra 16 Nisan'da bir daha eski günleri hatırlamamak adına, koalisyonlu günleri yok etmek adına, irademizi engellemek isteyenlere dur demek adına gereğini yapacak ve aydınlık Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, istikrarlı Türkiye'nin temelini burada atacağız. Şimdi şurada bir evladımız, hadi evine git dediğimde 10 yaşındaki bir evladımız, abi ben vatan için buradayım dedi. İşte bunun için bu ülkenin sırtı asla yere gelmeyecek. 15 Temmuz'daki hainlere nihai finalde cevabı vermek adına, o alçaklara cevabı vermek adına 15-16 Nisan'da milletimiz gereğini yapacak. Bakın en basit yöntemiyle nedir bu cumhurbaşkanlığı sistemi denirse sadece 2 dakikalık bir açıklamayla sizlere izah etmek istiyorum. Bu millet bize seçimlerde mazotunu doldurdum araba hazır hedefe git diye arabayı sunduğu zaman bize biz o arabaya girip direksiyonun başına geçtiğimizde arkadan gayipten sesler geliyor. Bir anda frene dokunan, bir anda gaza dokunan, bir anda direksiyonu çevirmek isteyen sizin iradeniz dışında vesayetsiz sistemlerin o ellerini yok etmek için, sizi hedefinize sağ ve salim ile ulaştırmak için, yok etmek için onları 16 Nisan'da siz evet diyeceksiniz. Sizin iradenizin, sizin seçtiklerinizin üzerine hiçbir güç hakim olamayacak ve bu millette hiç kimsenin önünde eğilmeyecek inşallah. Amin. 16 Nisan'da büyük Türkiye için var mısınız? Evet. Aydınlık Türkiye ve çocuklarımız için var mısınız? Evet. Vesayetçi sistemlerin bir daha sizin iradenize tasallut etmemesi için var mısınız? Evet. Çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakmak, refahı toplumun her tarafına yaymak için var mısınız? Evet. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Evet sevgili izleyiciler, Referanduma Doğru programında referandumun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yoldan 3 tane ablamı çevirdim. Bakalım düşünceleri neler? 16 Nisan'da ne diyecekler? Merhabalar. Çok heyecanlıyım. Bu çok farklı bir heyecan. Vatanım için heyecanlıyım şu an. 16 Nisan yeni bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Yani heyecanı tanımlamak için yeterli sanırım bunlar. Vatanım için heyecanlıyım. Kesinlikle bir parti meselesi değil bu. Tamamıyla vatan meselesi. Moral ziyareti olsun diye de AK Parti noktalarına selam veriyorum zaman zaman. Ben de AK Partili olarak 16 Nisan'da inşallah yapacağız, yani kazanacağız. O günün heyecanını yaşıyorum gerçekten. Neden evet peki?
Türkiye'miz için, güzel günler için, mutlu günler için, iyi günler için. O yüzden geleceğimiz için, çocuklarımız için, kendimiz için. O yüzden. Demokrasi için ve ileri müreffeh bir Türkiye için evet diyorum. Hedef 2023, ardından da 2071 inşallah. Çocuklarımıza iyi bir gelecek için. 2023 hedeflerimizden biraz bahseder misiniz? Daha bağımsız bir Türkiye, daha gençlerimize, insanlarımıza daha müreffeh bir Türkiye. Çalışma alanında olsun, kamusal alanda olsun, sağlık alanında olsun, eğitim alanında olsun. Her yönde daha güzel çalışmalar yapacağını inanıyorum. Ablalarımızdan bir tanesi daha dedi. Özgürlükten yana, adaletten, barıştan yana yeni bir Türkiye'nin temellerini işte böyle atıyorlar. Vatan için. Türkiye, hep birlikte gelelim el ele, evet ile güçlü Türkiye. Gaziler için, aydınlık bir gelecek için, çocuklar için, yarınlarımız için. Evet ile güçlü Türkiye, çocuklar için.